Kahkahaların eksik olmadığı ekranların hümanist futbol programı Hoş Beşiki'ye hoş geldiniz. Bu haftada geride kalanlar, gölgede kalanlar, gözden kaçanlar, sevindirenler, düşündürenler bu programda ele alınacak. Karizmatik partnerim Ceyhun Yılmaz'la birlikteyiz. Ama konuşturma işte, ben konuşturunca fotoğraftan ayrılmış susarken oluyorum. Susarken mi karizmatiksiniz? Evet, yalnızca öyle. Ve bazı genç kızların söylediğine göre gülümserken. Efendim spor programları izlemekten keyif almıyorum diyenlerin bile keyifle takip ettiği bu Hoş Beşik'e hoş geldiniz. Başladık. Ekranların güler yüzlü hümanist futbol programı. Bu takım bu. Az sonra, az sonra diye diye. Abi böyle daha çok eziliyoruz. Ne olur oynamaya devam edin. Yani. Gel ben bırak bana da kurma. Bunu ne oynuyorum? Ne olur anlamıyorum. Yani. Benim sesimi duyuyorum ya. İnfarı. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Bu hafta Hoş Beşiki'de ilk konuğumuzu ağırlıyoruz. Sevgili Gani Müjde, kırmadınız bizi, geldiniz. İlk ben miyim? Hoş geldiniz. Daha önce hiç ilk olmuş muydunuz çok hocam? Çok mutlu oldum. Herhangi bir hususta. Hakikaten. Ne kadar incesiniz beni ilk konuk yapmakla. O sizin inceliğiniz, zarafetiniz. Geldiniz bizi kırmadınız. İncelik derken kelime anlamı olarak herhalde. Hayır görsel hocam. Görsel bir anlam yüklemeyelim buna. Bugün seyircileri çok şaşırtmayalım. Bugün spor konusunda üst seviyede bir karşılaşma yaşandı. Türkiye liglerinin bir numaralı maçı dersek yanlış yapmış olmayacağım. Bir numaralı maçı diyebilir miyiz? Beşiktaşlar biraz alınabilir. Kulaklarını abi kapatırsa öyle diyelim. Alınmazlar. Beşiktaşlar kendi başlarına bir dünyadalar zaten. Onu alınmazlar. Evet, çok önemli bir maçtı. Seyrettim ben. Seyrettiniz herhalde. Seyretmez olur muyuz? Keyif ve stajla. Ben keyif almadım. Niçin? Fenerbahçe için. Gol olmadı. Hayır yok. Bak öyle deme. Yani 2-2 olsun, yine beraberlik olsun ama gol olsun. Anladım. Golsüz yani. Bir oraya koşuyorlar, buraya. Hakikaten hani bazı insanların futboldan niye koşuyor bu adamlar derler ya. Evet yani hakikaten koşuyorlar sadece burada. Evet. Oraya koştu, buraya koştu. Sonuç yok. Şeyi hatırlıyor musun? Edinburgh'da mı her sene böyle futbolla ilgili bir kurul toplanıyor, yeni kurallar falan. Şey konuşuluyor. 0-0 bitiyorsa hiç puan vermeyelim takımlara. Evet. Gol atmaya yönlendirici bravo, bir karar olabilir bravo mi hocam? Hatta futbolcuları düşün, iki tane çakım. En azından puh yazıklar olsun adamınız diye geziyorsunuz falan diye baskı olabilir. Baskı yapalım. Abi. Bugün gol olsun ister miydin gerçekten? Çok isterdim hani. Kim atarsa atsın. Evet. Gol olsun önce bir. Ona karşılık versinler. Futbolun bir şey meyvesi. Evet abi yani. Otur sen. Bir süre sonra sıkıldım biliyor musun? Odamı toplamaya başladım. Yerleştirmeye başladım. Ne zaman toplamıyorsun odayı? Uzun süredir toplamıyorum. Amerikalıların futbolu sevmeme nedenlerinden biri de zaten 0-0 eşitlik. Evet. Öyle mi? Sonuç yok diyorlar. Evet. Hmm. Yani 90 dakika veriyoruz. Biz bir ekranın karşısında oturuyoruz. Televizyon seyrediyoruz. Ve hiçbir şey görmüyoruz diyorlar. Gerçekten tüketici olarak böyle sanki hakkını araması gerekiyor değil mi insanın? 0-0 bitince böyle aldatılmış hissediyorsun yani. Ne oldu? O kadar da bekledik. Bir hafta birebir beklendi. 10 gün öncesinden kelimeler başladı. Derbiyle ilgili. Düşünsene basketbol oynanıyor 0-0. İşte Amerikalılar bu yüzden NBA'yi bu kadar seviyorlar. Sürekli bir aksiyon var. Hiçbir şey yok ama koşuyorlar zaten. Atan yok, pataya bir şey yok. Hemen sizlere e-mail adresimizi hatırlatarak bir kez daha karşınıza çıkalım. Sayıyla öncesinde özür diliyorum. Yazıyla os yazıp arkasından rakamla 5ve2@habertürk.com e-mail adresinden bizlere sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sadece derbiyle alakalı olmak zorunda değil. Her konuda fikrinizi fazlasıyla merak etmekteyiz. Ayrıca futbol yazıp boşluk bırakıp SMS'le 10-21'e bize yine yorumlarınızı, konuklarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca yeteri kadar yoğunlaşırsanız el ele tutuşup düşüncenizi bize ulaştırabilirsiniz. Yani tek başına olanlar da kendini tutsun. Hadi bir deneyelim diye. Evet. Karşılaşmanın ardından, bugün oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesinde elbette böylesine zorlu bir mücadeleden 11 yıllık bir yenilgi serisinin ardından Kadıköy'den bir puanla da olsa ayrılmanın sevinci vardı. Fenerbahçe cephesinde ise bu 11 yıllık hükümranlığın sona ermesinin üzüntüsü söz konusuydu. 11 nereden çıktı Simya? 10 diyorduk hemen hep. 11 nereden çıktı ya? Ama sezonun ilk senesini düşündüğünüz zaman 11'e
tekabül ediyor. Perişan oldu. Hani 2010-2011 sezonu diyoruz ya. O ilk baştaki rakamı düşündüğümüz zaman 11 yıl oluyor. Öyle olsun bari. Şimdi Galatasaray cephesi ne diyor? Onu dinleyeceğiz. Bir dinleyelim. Tamam. Yapılan yorumlar üzerinden biz de sohbetimize devam edeceğiz. Az sonra Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından yapılan açıklamaları izleyeceğiz. Seste ufak bir sıkıntımız oluşmuş görünen o ki. Kimse duyamıyormuş. Evet, sadece biz duyamıyoruz diye sesimi çıkarmadım. Biz de kendimizden şüphe ettik acaba biz kimse mi duyamıyoruz. Ben de kulaklarımı bir saattir böyle yapıyorum. Evet, doktoru vardı mı? Ortokulak intihabı başlangıcı var diye hemen iptal edin randevumu. Evet. Biraz sonra bu açıklamaların tamamını ekranlara getireceğiz. Efendim, Hacı ile çıkılan ilk maçtan bir puan almayı başardı evet. Galatasaray. Siz bir Fenerbahçeli olarak örneğin bu karşılaşmadan neler bekliyordunuz? Hacı sizce bir Fenerbahçeli olarak Hacı ismini telaffuz ettiğimiz zaman sizin dimağınızda neler oluşuyor? Şimdi şöyle bir psikoloji... Tedirginlik yarattım abi, açık konuşuyoruz. Yok, ben şeyden tedirgin oldum. Aykut'tan dolayı Hacı tedirgin. Değil yani, sen de yönetseydin bu hafta takımı. Evet. Muhtemelen Galatasaray yine böyle oynayacaktı. Evet evet, hemen çünkü aynı. Çünkü yeni bir teknik direktör geldiğinde bütün futbolcular dur biz bir kendimizi gösterelim. Öbürü oynatmıyordu zaten. Evet. Giden herif oynatmıyordu diye. Acayip bir şey içine giriyorlar. Bir de affediliş var sanki. Evet, herkes sıfırlanıyor. Bugüne kadar hiç oynamamış. Topu ayağında gezdirmiş durmuş sahaya çıktığına. Şimdi sanki bir maçta evet. Bütün bugüne kadarki bedava geçirdiği günlerin hırsını ve intikamını Fenerbahçe'den yönetimde alacak. Yönetimde bunu düşünmüş müdür bu hamle yaparken acaba? Etken midir mutlaka sanki? Düşündü. Eğer ki Oydonk'la gelinseydi bu maç hakikaten 4-0, 5-0 falan biterdi. Oydonk nereden çıktı ya? İyi kart. Oydonk mu dedim ben? Dedin evet. Abi olsun, önemli. Olsun. Onlar arkadaşlar. Yakın onlar ya. Kankalar onlar ya. Kanka onlar. De Jong da diyebilirdim. De Jong da diyebilirdim. Peki hemen bir şeyler söyleyelim. Önce Gani Müjde'nin programımızda varlığıyla ilgili çok mutluyuz. Sağ olsun benim çok eski dostum kırmadı. Simge'yi hiç tanımaz, açık söyleyeyim, ben çağırdım. Ve dedim ki Gani Müjde'nin çok sevdiğim 1600 yıllık asistanına Gökçe'ye. Dedim Gani gelebilir mi acaba 24 akşamı programımıza? Saat kaç dedi? Saat 12 gibi işte, 12-10 geçe gibi başlarız falan. Bu hafta olmasa Ceyhun'cum dedi ya. Öbür hafta bir sonraki işte hayır 7 Kasım. O da olur dedim peki. Bir sonraki olsa peki mesela işte 13 Kasım o da olur Gökçe'cim dedim. Gani ne zaman müsaitse. Gerçekten biliyorum Gani müsait olunca gelirim. Ama değilim işte. Abi en son Aralık konuşuldu. 7 Aralık konuşuyorduk. En son 7 Aralık konuşuldu. Ona tamamını kapattık. Ardından bir dakika sonra aradı. O anki duygularımı söyleyeyim mi? Samimi söylüyorum. Aralık'ta geleceğim diyorsa Gani Aralık'ta gelebiliyordur. Ne kırılırım ne gücenirim. Sorgulamam bile niye gelmiyor diye. Demek ki öyledir yani Gani bu. Dostum canım ciğerim. Kapattık telefonu, bir dakika sonra geliyor dedi. Bu hafta geliyor. Harika. Arkasından birkaç saat sonra tesadüf Metin Celal'le ortak dostumuzla konuştuk. Ha. Parantez yayın evleri. Yeni şiir kitabımla ilgili sağ olsun kendisi. Hala şiir kitabı çıkarabileceğime inanan ilginç bir insan. Ve dedi ki Gani Müjde bu hafta konuğum abi dedim. Aa gecenin bir vakti Gani Müjde konu evet. Uyumayacak mıymış dedi. Uyudum geldim. Evet dedi, bilmiyorum valla, kabul etti. Ardından birkaç gün geçti ve Gani Müjde beni aradı. Ya hocam dedi, hiç iptal edemeyeceğim bir kahvaltı var dedi, brunch. Ona gideceğim için gelemiyorum dedi. Bu öylesini yalanı ilk defa duyuyorum yani. Gecenin bir vakti programa gelmemek için brunch'ı bahane eden bir adam diyorum. O an anlaşıldı ki... Biz onu 12-11.30-12 arası gibi kanalda olman gerekiyor. Sabah 11.30. Efendim o branş pazartesi sabahı değilse her pazar sizi burada görmekten büyük mutluluk duyarız. Ne kadar iyisiniz. Benim haftaya branşım var. Ve geldi hayatımdaki ilk profesyonel televizyon programımı Gani Müjde bana inandığı için yaptım. Ve bu camiaya Gani Müjde'nin inancıyla girdim. O yüzden hayatım boyunca ona teşekkür edeceğim hep. Dostum sağ olsun, bana ilk inananlardandır. Çok. Evet. Ve galiba tek. Bir de siz Simge inandı bir de. Bir de Yiğit Bulut. İkiniz. Ne güzel böyle bir dostluk oluşmuş ama. Biz ayrılıp bir iş yapıp ayrılıp hala görüşen iki dost ilginç kalabilen. İnsanız. Evet, dost kalabilen. Ben bütün genç kızlarla aramda bu ilişki vardı. Ama Gani'de ilk defa oldu. İlk defa böyle şey görüyorum. Çünkü biliyorsun bir de geri dönüşler var. Ayrılanlar, barışanlar var. Mesela Galatasaray'ın hocaları sohbetimizin evet. içinde yer alacak değil mi o? Bence hemen onunla hemen söyleyelim. Şimdi Galatasaray
Şunu hatırlıyorum, 1995 yılında Adem Melek'ten de rica ettim, hafızam da beni yanıltmıyorsa 1995 yılında Zaftik, Kocaeli Spor'un hocasıydı, daha sonra bize geldi Galatasaray'a. Zaftik Galatasaray'ın hocasıyken son 8 hafta kala Zaftik gönderilecek mi falan gibi bir konu konuşuldu ve şu cümleyi çatır unutmuyorum, hep hatırlarım: Galatasaray'da hoca sezon bitmeden gönderilmez. O biraz daha Fenerbahçe vari bir hareketti çünkü o yıllarda. Evet, bir tek Fenerbahçe yapıyor. Aa, bu cümle bugün aklıma geldi ve bir baktım ki hayır, Galatasaray'da hoca gönderilmez de çok geri çağrılır. Örneğin elimde bir liste var şu anda, ekip arkadaşlarımız. Gönderilip geri çağrılanlar. Tabii canım. Efendim 1907 yılında başlıyor hikaye. Sayın Emin Bülent Serdaroğlu bir senaryoyla gönderiliyor, geri çağrılıyor. Hemen ardından Gündüz Kılıç, nurlar içinde yazsın, 1, 2, 3, 4 defa gönderip 4 defa geri çağrılıyor. Allah Allah. Sayın Coşkun Özarı, ömrüne bereket, Coşkun abi 1, 2, 3 defa gönderilip geri çağrılıyor. Sayın Mustafa Denizli, gönderiliyor, HELT çağrılıyor, yarısında olmadan aman biz ne halt ettik diye yine Mustafa Hoca çağrılıyor, Mustafa Denizli 2 defa çağrılıyor. Ve Fatih Terim, malumunuz var, son dönemde 4 senenin ardından UEFA Kupası'ya gidiyor, geri gelip sezon bitmeden gönderiliyor, Hacı getiriliyor yerine, ki o da şu anda gelen 7. örneğimiz. Hacı 2 defa çağrılıyor. Evet, hiç anlaşılıyor değerleri demek. Şimdi bunu insan ilişkisine vurduğumuzda mümkün değil. Yani eşinle Allah göstermesin ayrılıp 2 sene sonra ya gel bir daha evlenelim deyip gel bir daha deneyelim bakalım. Gel bir daha deneyelim. Öyle bir şey yok bireysel sohbetlerde, ama Galatasaray'da var. Maalesef çok üzülüyoruz. Şimdi biz şaşırmadık bölümümüzde konuşacağımız bir şey var aslında. İstersen önce onu bir hatırlayalım, şaşırmadı. Arkasından Fatih Terim'le ilgili bu konuya bağlayalım. Peki o zaman, bu hafta esasında Galatasaray açısından sadece derbi sebebiyle değil, yönetimsel anlamda da son derece kritik bir haftaydı. Malumunuz Frank Rijkaard'la Ankara Gücü karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından yollar ayrıldı ve teknik direktörün kim olacağı konuşuldu. Akıllara gelen ilk isim, yönetimin de açıkladığı üzere, Fatih Terim olmuştu ki Frank Rijkaard'ın ardından Fatih Terim'e teklif götüren Galatasaray yönetiminin red cevabı almasına kamuoyunda kimileri şaşırdı. Ancak biz şaşırmadık. Şaşırmadık. Niye? Hemen söyleyeyim. Aslında geçen hafta burada Simge hatırlarsa bir cümle kurdum. Ben ne Galatasaray'a ne Fatih Terim'e bu şekilde ilişkiyi yakıştırmıyorum. Biraz daha sanki randevuyla biraz daha hazırlanım, saçlarımızı işte tarayalım eğer varsa. Deodorant sıkıp sözleşip heyecanlanıp görüşünmeli. Hani iki arada bir derede, kapı arkasında, hadi hocam sen de şu ucundan tut. Ne Galatasaray bu daveti yapmalı, ne Fatih Terim gibi bir imparator bu şekilde gelmeli. Yani hacı gelmeli mi? Bence hacı da gelmemeliydi ama ne yapacağız? Benim inecek halim yok sahaya. Bir şekilde birinin gelmesi lazımdı. Hacı'nın de nasıl bir figür olduğu herkese malum Galatasaray'da ve spor camiasında. Fatih Terim'i reddetmesi çok normal. Hiç belki yaşamadım. Götürülürken de reddedeceğini bilerek mi götürdüler diye. O işte artık o komplo teorilerine giriyor. Pek bilmiyorum, öyle bir niyet olduğunu zannetmiyorum ama yani ilginç bir şey var. İşte Fatih Terim'e sezon ortasında gidebilecek bir hoca mı? Yani. Fatih Terim'i sezon ortasında gönderdiler bir kere. Ama alamazsın. Sezon ortasında, evet. Sezon ortasında gönderebilirsin ama alamazsın Fatih Terim'i. Çünkü inisiyatif o zaman Fatih Terim'de oluyor. Fatih Terim kendi ekibini kurar, kadrosunu kurar, vizyonunu çizer. 1-2 senelik planını yapar, öyle gelir bir takıma. Yoksa hocam gel, antrenör gitti, şey var mı? İşte okey 4. alır gibi Fatih Terim'i çağıramaz. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Televizyon programcılığında bir şey vardır. Ben yıllarca konuklu programı yaptım. İşte Gani de çok iyi biliyor. Bir insanı programa çağırmak istiyorsak aynı gün çağıramazsın. Evet. Veya bir gün kala da çağıramazsın. Evet, çağıramaz. O şudur. Birini çağırdık gelmedi, bari sen geldir o. O yüzden aynı gün çağrılmaz konuk. Ayıptır yani. Ben bir saat kala çağırdım be. Terbiyesiz bir insanla konuşmak istemiyorum. Ama bir dakika. Evet. İlk program NTV'de yapıyorum. Olabilir. Bir dakika, dostumdur, ilk program. Belki. Dostum zaten. Beyazıt Öztürk ilk konumda. Tamam. Olur. Yani diyorlar ki arayalım. Yok canım diyorum, ben konuştum dün. Saat bir saat sonra burada olur. Evet. Sonra baktım yok yani, bir saat kaldı. Hemen aradım. Ya Beyaz neredesin dedim. Abi ben Antalya'dayım dedi. Bilmem işte Sabancı Kültür Merkezi'nde bir şey sunuyorum. Unutmuş. Aa. Bir saat kala Metin Hoca geldi. Süper. Yalvardım çok Metin. Çok iyi, çok sağ olsun. Biz bu yayına girmeden önce de Ceyhun bize bir televizyon programında konuğu gelmeyince Garfield'le. Hemen söyleyeyim, evet abi, Berdan Mardin'i buradan söyleyeyim, hiç tanımıyorum kendisini. O gün gelmedikçe programa yine tanışamadık. Programa gelmeyeceğini de bilmiyoruz. Biz gelmeyince anladık. Programa gelmeyeceğini. Garfield'ı koydum. Ve şöyle yani, Simge'nin yarısı kadar bir Garfield vardı orada oyuncak. Garfield'ı konuk ettim ve rejiden bir arkadaşımız. Berdan Mardin olarak mı?
Berdan Mardin olarak değil abi. Keşke Berdan Mardin. Berdan Mardin'in lazanya oturmadık kafamda.